Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni taklabaz videosuyla beraberiz. Bugün Birol Toprak abimizin yanındayız. Sağ olsun bizi misafir etti. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin Hoş bulduk. kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, Allah'a şükür. Sizler sormalı. Çok şükür abi. Bize Allah iyi olsun. video çekiyoruz. Kırmadın. Allah razı olsun. Ne demek Misafir etti. kardeşim, ne demek. Abi bu sevdası nasıl bir şey? Vallahi kardeşim, bu kuş sevdası berbat bir şey. Yani bunun hastalığı gibi, hastalık da demeyeyim de tutku. İlkokuldan bu tarafa. Yaş kaç? Yaşımız 58 oldu. Yani bir 50 yıllık var mı mazi? Var tabii canım. 50 yıllık mazi Dayımdan var. falan var. He. Yani kuş, öğretmen ders anlatırdı, biz kuş seyrederdik. Okulda. Tabii ki. Yani Camdan dışarıya okumadık yani, bakardım. o yüzden. Yakaladı mıydı o gün, çok mutluyuz. Koştur koştur ev. Yani şu beyazlar falan 1984-85'ten bu tarafa bizde. 1985'te Tabii bildi ki. beyazlar Tabii. sende. Aç orayı da çıksınlar. Birazdan bakacağız arkadaşlar onlara Aç orayı da zaten. uçuyorlar. Yani. En eski elinde bulunduğun soy beyazlar mı? Tabii, beyazlar. Mesela orada dumanlar var bizim. Yine bu beyazlar da bir arkadaş. Ya bunu kimse kendi yumurtlamıyor ki kardeşim. Evet. Birilerinden geçip sahip olursan senin. Yıllardır burada mı beslersin? Tabii. Yıllardır buradaydın yani. Çocukluğum da burada geçti. Bir eski kömür deposu vardı yukarıda. Evet. Bir ara orada işte çay, kahve işi yaptık. Orada uçurduk eski büyük arkadaşlarımızla. Bizden yaşça büyüklerle işte. Çoğu da rahmetli olmuştur. Yaşlılar gidiyor. Biraz Tabii, gençlere kalıyor tabii, bu tabii camia. kardeşim yani. Ha, bizden sonra yine aynı şekilde devam edecek Vallahi usulüler. bilmiyorum, edeceğini zannetmiyorum ya. Etmez mi diyor? Yok abi. Artık şeyi çıktı bunun. Çivisi çıktı. Şimdi herkes bunu beslemek için değil de yani %50'si satmak için. Ticaret. Onlara da saygı duyuyorum. Ha, biz satıyoruz mu? Biz de satıyoruz. Evet. Değerini verirse adam, satıyoruz ya. 1985'ten belli Aynısı elinde yani. muhafaza ettiğim Evet. beyazlar bunlar abi. Evet. En son Hepsi aynı kan mı aynı abi? kan. En son Hiçbir iki tane kalmıştı. Onar tane ur. onar tane uğur. Kanatlarında öyle o yumurtalarını çeke çeke yine devam ettirdim onları. İyi maşallah yeni Ha, gün geldi çoğalmışsın. tıkandılar. Yani takla sökmediler. O sökmenin altından çok büyük kuşlar düştü. Oradan tekrar devam ettik. Yine yani hiçbir şeyden Tabii başka bir şey yok değil mi? tabii Aynı. aynı 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 soy. aynı. Tak geli verirler arada bir. Tak geli pattern'ı Taklalı. verirler. Yüzde bir arada bir çıkar. Genelde düz. Düz perçemli işte arada bir çıkar verirler. Bunları uçurup oynattın mı abi? Bunlar hep uçup oynadı. Yani bunları Nasıl? uçurmadık da Meziyetleri ya nasıl? bunlar ekeliğine giden kuşlar. Yani bunların içinden çok çalışıp 15-20 metre çok çalışanlar var. Bir de uzun kaçıp 10-15 sefer yapanlar var. Kısa kaçanlar 15 uzun. mi? Ama kısa Ne, kaçanlar çok çok sefer. seferli. Çok Uzun sefer. kaçanlar Uçun da seferi biraz az 15 yapıyor tane diyorsun. falan yaparlar. Yani kırdığın zaman da yüzünü kara çıkartmazlar. Kırdığın Artık zaman iç içe girmekten bunlar biraz salaklaştılar. kan ağırlaşıyor Kendi değil mi? tüyünden kaçıyor yani. Dışarıya çıktığı zaman açamıyoruz bunları. Öt makaslıdır, baksana. Aynen. Çoğu makaslı. Tabii iki Bunlar yavru büyümüş orada ufak. Aha. Yani. Bunların kökeni bu. Yani kime verdiysek de yüzümüzü Yüzümüzü kara kara çıkartmadı. çıkartmadı. Çıkartmazlar. Ya ben zaten hata yapan kuşla işim olmaz. Hata Hatadan yap. kastın nasıl bir şey abi? Ya şimdi uçuruyoruz. Kuş başlıyor güzel. 15-20 gün. Ondan sonra geri gitmeye başlıyor. Geriliyor. Tabii. E bekliyoruz, tüye giriyor, yavruya kusuyor, bilmem ne. Var. Eski şeyi yok. Ya uçarak oyun bozuyorlar ya konarak bozuyorlar. Evet. Yani önce kuş ekeliğinde havada kalmayı iyi bilecek. Bunda ejderha değil yani. Bu Burada bir da bir can canlı abi. tabii, ufacık bir yeri var. Ya bundan çok şey beklemenin anlamı yok ki. Yani kuştan anlamayan adama da altını ver, seneke yapar. Öyle mi? Evet. Ama hata olduğu zaman gönderirim Hata diyorsun. yapanı atacaksın kardeşim. Hatasıyla beslersen yani hatalı insan da yok, hayvan da yok. Yani dörtte dörtlük bir şey yok. Dört dörtlük böyle bir şey olsa bunun da hatası var, senin de var, benim de var. Ama dörtte bir hata olur. Evet. Onu Adam görmemiz dörtte için üçü gelirsin. besliyor yani. Kendini de kandırmayacaksın kuşla ya. Artık yem fiyatları, bakımı zorlaştı. Bu bir de ekip işi yani. Tek başına yapacağım bir şey değil. Evet. Ben Sen sadece burada damızlıkçıyım. kendin mi besliyorsun? Tabii damızlıkçıyım ben. Damızlık. Yavruları kendin mi kovalıyorsun, Ben başka kovalattırıyor mu? uçuttururum. Ben Kars'a falan da gönderdim. Uçuttururum. Bakarım. Burada pek böyle normal kuş uçururum ben.
Zaten bunlar hep oynayan cinslerden birbirine vurduklarımız. Ben bir de şey yapmak için pazardan falan kuşları vururum. Veririm, denerim bakalım. Valla. Araya bir kuş girelim diyorsun. Yok, yani. Yok, onu beslemem de o yavruları veririm. Yine bakarım ne yapıyor, devam. Birol abi, bir kuşta aradığın özellik nedir abi senin, nelerdir? Kardeşim kuş önce, yani uzun oynaması bilmem ne önemli değil kuş. Kuş yerine düzgün gelip, düzgün kuş kalacak, sesli. Evet abi. Oyundan çıktığı zaman böyle kendini salmayacak. Çekip, aşağı doğru bırakmayacak diyorsun. Yani. Taklayı vurur veya vurmaz, vursa daha iyi. Çekip gidecek, evi terk edecek. Belli zamandan sonra, geldiği zaman da girecek abi. İster 10 metre oynasın, istersen 5 metre. Mesafe önemli değil senin değil. Için. Önce dirayet. Mesafe şimdi 100 metre oynasa, adam diyor ki 100 metre oynuyor, 30'da sefer yapıyor. Kim inanıyor? Kimse inanmıyor. Nereye kadar? Belki de yapıyordur. Yani kuşun zaten fazla takla vurması bilmem ne hep hata. Az takla, 6-7 takla, 8 takla neyse. Mesafe aç at kanat. Sesiyle soruyla fışkırır. Hepsi bu ya. Yavru yumurtadığından sonra kaldırdığın zaman onun yarısını yapıyorsan ne mutlu sana. Ya bir yavrulunda uçurduğun kuşu da iki eline uçurur musun? İlla ki, yoksa niye besleyeceksin ki bunu? Önemli olan tabii diyorsun. Şimdi kendini mi kandıracaksın? Ben bu bak hepsi makaslı. Evet. Kuşların yavrudan makaslanıyor. Bunlar sonuna gitmese bunları ben süs için mi besleyeceğim? Ya bir kuşu ben, kaç yıl uçurursun Birol abi? Kardeşim ben 2 sene 3 sene uçurduğum kuşlar oldu. 2-3 yıl beyazlar. Tabii. Dumanlardan da uçurduğum oldu 2 sezon 3 sezon. Evet abi. Ha. Dumanlar biraz şeydir. Daha bir manyak olduğu için buraya indiremiyoruz onları. Dumanlar tamam. Beyazlardan daha mı iyi? Ya iyiliği şu hepsi birbirine tartar da. Bunlar daha eski soyu benim için. Onlar evet. Da iyi, bunlar da iyi yani. Onlardan da vazgeçemezsin. Uçurduğun zaman bunlardan da vazgeçemezsin. Öyle güzel uçurdum diyorsun. Ha? Abi bunlara besin kaynağı olarak sadece buğday mı verirsin? Ben kardeşim bak çuval çuval karışık alıyorum. Çuval çuval. Tabii her ay ben 3-4 bin lira masrafım var. Kuşlar. Aylık tabii. Vitamin neydi bilmem neydi. Artık temizliğini falan eskisi gibi yapamıyorum girip. Yaşlandılar. Ya yaşlandılar da şimdi bunları çıkarttığım zaman şurada biri durması lazım. Yoksa kedi falan geliyor mu? Kedi bir de bunlar pipirikli kuşlar. Yani kendi tüyünden kaçan kuş gördün mü? Yani kapıdan gelirken zaten tereddütte kaldı. Şey de işte biraz dengesiz hayvanlar yani. Kanları hızlı olduğu için. Bir yandan şey yapabiliyorlar. Tabii ki. Peki bunlardan yavruluğunda tezdirdiğin oluyor mu? Çok oldu. Geri geliyorlar mı yerine? 5 gün sonra gelir ondan sonra ölür. Ölür. Dermanı kalmaz tamam. Diyorsun ha? Başına bir şey gelmezse. Baktığı yere geri gelir diyorsun. Gelir. Hiçbir yere inmez diyorsun. Yeter ki şurayı görsün ya. İnat diyorsun abi. Görsün, görsün. Burayı görürse sıkıntı yok. Ama o kümesinden tezdirirsen daha bulamazsın. Bulamazsın. Yeri dışarıyı görmezsen. Mümkün değil yani. Dışarıda ölür diyorsun. Yani. Aynen öyle. Bunu bir daha bulma şansın yok. Şunlar zaten düşmanı da çok. Tabii. Atmacası, garfalı, doğal, benimkini, yerde bu, kedisi. Bizim bu kuşu yakaladım vermezler. Civarda yakalayanlar vermiyor. Mümkün değil bulamazsın. Onu saklar. Yani bile, benim olsun veya olmasın beyaz ya. Beyaz olduğu mu saklar. Yani, bulamazsın. İnsanlar beyazlara karşı böyle bir ayrı bir zaaf ya var. Şimdi ya. Ben burada bazen anlamayan adam da şuradan hacı amca geliyor. Oradan bir çocuğu kaldırıyor, kuşlar peren peren. Bunlar ne yapar? Şimdi cevap versen. Aynen. Vermesen bir dert. Artık şu tarafa doğru taşınmayı düşünüyorum ya. Aşağıya doğru. Tabii tabii. Kümes şuraya koyayım, o tarafa gideyim. Birol abi, kış aylarında ayırır mısın kuşları? Yok, bu sene hiç ayırmadım ya. Ayırdım birkaç sefer. Dişiler perişan oldu. Yumurtluyorlar yine. Tabii ki ya. Yatmıyor. Ben de şimdi ne yapıyorum? Yumurtluyorlar. Sallıyorum. Ona yatıyor. Sonra bir tanesini çıkarttırıyorum. Büyür veya büyümez. Bak burada kış yavruları var. Evet, kış yavruları var. Gördüm. Büyür yani. Havaya baksana ya. Kış ayında hava. Karıncalar, sinekler faaliyette yani. Evet. Soğuk yok ki kardeşim. Abi aşı yapar mısın kuşlara? Tabii. Senede bir defa mı? İki defa mı? İki defa yapıyoruz. 6 aydan alta yapıyoruz. Gerçi falan. Buna aşı da veriyoruz tabii de. Aşı da yapsan ölüyor. Yapmasan da ölüyor. Buğdayın en iyisini veriyoruz. Gene ölüyor. En kötüsünü veriyoruz, gene veriyoruz. Yani bu iş bir ilginç ya. Yani aşının koruyamayacağı hastalıklar da var. Evet. Değil mi? Şöyle bir namussuz bir mantar var o. Kursak mantar. Tabii ki. Kuşun hiç, yani kurtuluşu yok ya.
Onun ilacı var mı abi? Abi ilacı falan yok ya. Alıyoruz o tozlardan aldık o tahısını falan. Aha. Bir ikisini kurtardık ama genelde yine de gidiyor ya değil ciğerine mi? Vuruyor ya da arkasında böyle su toplatıyor ciğerden. Yani siroz gibi. Aynen. O anda kurtulma şansı yok. Abi bu sene kuşlarda gerçekten yani değişik bir tüy mevsimi geçti. Abi, değil kuşlar mi? Da, Kuşlar tüye girdiği için kuşlar da ürkekler perişan, insanlar da perişan oldu. Bir tuhaflık mevsimlerden vardı. dolayı herhalde değil Herhalde mi? yani tabii. Şimdi demin baktım sinek uçuyor. Evet. Onlar da şaşırdı, biz de şaşırdık. Yani mevsimi yaşamazsan hiçbir şey olmaz ya. Kış olacak ki yaz olsun. Kış bu sene de olmadı. Yani. Kar düşmedi ya. Bir sene daha böyle olmuştu. Mart ayında kısakolluyla geziyordum. Ha şimdi de hani kuşu antrenman verdiğin zaman da sıkıntılı. Tam hedefe gelmeye başlıyor. Bu sefer yağmur başlıyor. Bu sefer Bu sefer geriliyor. aynı yemek gibi. Isıt, soğut. Isıt, soğut. Öyle olmuyor işte. Kuş bu şekilde de geriliyor değil mi abi? E tabii ki ya. Ondan sonra kuşu ne oluyor? Ya kanatlarını sızlatıyor. Ondan sonra uçurmasan tüye giriyor, ağırlaşıyor. En güzeli çevreyi öğretip kanadını, kuyruğunu yuvarlayacaksın. Ondan sonra uçuracaksın. Sonuna kadar gideceksin. Yoksa öyle 2 gün uçurayım, 5 gün yatayım, bu olmaz. Boş adam işi bu iş. Değil mi? İşe giden adam, biz işe giderken işten kaçıyorduk erkenden ya. Kuş Tabii yüzünden ya. Sümermahtaydım, Allah'tan vaktim çoktu. 2'de falan geliyordum yani. değil mi? Abi, bu kuşlarda kanat yeme durumu oluyor mu Ba yerde? ya bazılarında çıkıyor. Niye, o da iç içe girmekten. İçe girmekten. Genelinde yok da bazılarında sinirli olduğu için. Peki uçurduğun zaman böyle taklaya yükledikleri zaman elleme Ya durumu olur mu? yok, bunlarda yok. Bunlarda yok. Bazılarında çıkabilir. Niye çıkabilir? Aile içi eşleşme ya. Hı. Çıkıyor yani. O da sıkıntı değil. Ağır geldiğinden dolayı mı oluyor abi? Kapatıyor sonra. Kapatıyor. Tabii kapatıyor. Şimdi bunların bazıları zaten havaya başa girdiği zaman geri bekleme. Atmaca. Götürürüz E hemen. tabii 20-25-30 takla Çok yapıyorlar. sıkı Tabii başlıyorlar o zaman tabii ha. tabii. Yüksekten mi başlıyorlar abi? Tabii. Yüksek uçanlar artı, bir de şimdi bazıları da hiç sökmez. İkinci ağza kadar. Uçuruyorsun. Ha, İkinci ağız o, yavruya ben o kadar hiç sökmez. sökmeyenlere damızlık yapıyorum zaten. Onların altından mı Ha, yavruluyorsun? evet. Nadir mi çıkar öyle sökmeyen? Devamlı O, çıkar mı? ya çıkıyor içinden. Yani mesela diyelim ki 10 yavru da 2 tane 3 tane çıkar. Ben O da baş tacımızım, benim onlar başta diyorsun. tabii baş tacım zaten. Diğerleri ya zaten havai başı deli. Süratli Bulutun başlıyor. içinde zaten geri bekleme, atmaca hallediyor Götürüyor. zaten tabii ki. Karşı zaten askeriye. Tabii ya, Orman, yukarı dağlık. bloklar var şimdi yukarıda ya. Ondan dolayı da bloklar var. Şeyler Ya çok kaynıyor. Keçikıran'ın tepede bloklar var Toki'nin. Oradan gözlüyor zaten. Hiç affı yok ki. E bir de zaten tahlalı kuşu alacağına emin. Atmaca, Kartal, Doğan, Şahin Tabii ki canım. bayağı bir Tabii. sıkıntılısınız o zaman. Ya ben burada Götley Başıran'ı kovaladığını gördüm ya. Bırak yani havai başı. Şurayı ben pandemide yaptım işte burada can sıkıntısından. Uğraşa uğraşa. Tek başıma yaptım ya. Dışarı çıkma yasağı vardı Yasaklar değerlendirdi. ya. Perşembe de bizim şeyle, bizim dişiyle Hasan abinin erkekten çıktı. Abi peki iyi bir seyis nasıl olmalı? Kardeşim iyi bir seyis kuşu fırtınada, yağmurda, bilmem ne de uçurmayacak. Karnı tok uçurmayacak, tüyde uçurmayacak. Tamam mı? Ben demin ne dedim? Şimdi kuşu hazırlıyoruz. Tamam mı? Havalar iyi ya. Hayvan hedefe gelmeye başlıyor. Bu sefer yağmurlar başlıyor, yatıyor. Ona göre kendini ayarlayacaksın. Yani kuşu diyoruz ya, altını ver adam, anlamayan adam bozar. Altın da olsa pul olur. Tabii ki yani. Kuşun yemleme saatin iyi olacak. Ona göre yem vereceksin. Uçan kuşunu karnını ağzına kadar doldurmayacaksın yani. Her gün aynı saatte bırakacaksın. Sabah kaç? 8 bırakacaksın. Disiplinli bir şekilde Heh. yani.
Zaten kuşun en iyi saati sabahtır. Sen kendin... Dinlenir. Diğer ki de hayvan aç bekliyor. Seni bekliyor ya. Uçacak, aç. Akşam be. Tamam, tabii ki. Yani aç aç bekliyor seni. Hayvan ondan sonra geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ne sersiz kalıyor yani. Abi peki bunların arasında unutamadığın bir kuş oldu mu? Vallahi işte bir ay önce bir kediye kaptırdık şöyle bir gökperçemli. Perçemli. Eke, erkek. İki ağız yavru büyütmüştü. Onu bırakmıştım sadece uçurayım bu mevsimlerde diye. Güzel atlamalı, kaçmalı, zevk veren bir kuştu. 30 metreyi öldürmeyen. En son burada yine bir arkadaşla seyrediyorduk akşam üzeri. Hayvan her zaman inebilen hayvan o gün inemedi buraya. Geldi gitti en son şöyle 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 artık pili bitti. Şuradan döneyim derken ağaca vurunca kedi varmış orada. Aldı götürdü. Aldığı gibi evet. Gitti. Onu da seyrettirecektik yani bir iki arkadaş daha gelecekti. Ya kuşun ben erkek olanını seviyorum zaten. Tabii yani evet. Genelde erkek kuşu. E tamam iki ağızda daha... yavru büyütmüştü hayvan güzel kuştu ya. Bak peki. Bunlar yavrular hep ben bıraktım bak hep kanatlarını dizdiler şimdi. Evet. Evi öğrendiler. Şimdi bunlar hemen hemen hazır. Hiçbir bahanesi olamaz. Ben tüydeydim. Beni uçurma. Kanadım yok falan diyemez. Öyle bir dünya tabii yok. Tabii ki. Şimdi her şeyini ortaya koyacak. Olduysa durur olmadıysa gider. O yüzden diyorum yani kuşu iyi muhafaza edeceksin. Peki şimdi abi, bazen de adam uçuruyor kuşu kararıyor. Tüy de müy de uçuruyor. Sen seyislik yapamadın ki kuştan da. Tabii ki canım adam. Mesela adama kuş veriyorsun parası var. Sanki seni satın almış gibi. Ondan sonra diyor ki abi bu niye tahliye girdi? Ya kardeşim zor kuştan kuş çıkar ya. Basit kuştan ne çıkacak? Zor olacak gidiyorsun. Tabii mücadele verecek ki hayvan sana bir şeyler yapsın. İzletmesini yapacak herhalde diyorsun değil mi abi? Bunlar, bu beyazlar da o beyazlara giriyor mu abi? Şu mavi boncuklu onlardan. Aha. Şu da şu erkekle bizim Hasan abiyle bizim dişiden çıkma şu perçemli. Şu da gökbeneklerden çıkan. İki erkek onlar farklı. Dumanlı grubu da bunlar değil mi abi? Dumanlı grupları orada çoğu zaten. Bunlar burada da var. Bunlar burada şeyler, uçanlar filan. Bunlar işte. Uçum olan yerler. He burası biraz karışık. Nuh'un gemisi gibi bunlar. Yürü abi yıllardır besliyorsun. Beyazların aralarında böyle unutamadığın akşam eve gittiğinde bir an önce sabah olsun. Çok ya. Böyle heyecan yaptıran çok. Bir kuş oldu mu? Tabii bunların dedeleri büyük erkek. Büyük erkek dedeleri. Yani şimdi diyorlar ya ensede falan uçmaz diyorlar ya. Aha. Vallahi dişinin arkasında şöyle kovalarken ayağını kesti mi indiremezdik. Yani. Ayağını kesti mi uçardı diyorsun. Kuş, öyle kuşlar. Yani, unutamadığımız. Nasıldı abi gelişleri gidişleri yani mesafeleri? Gelişi vallahi. Geldiği zaman tabanca patlıyordu. Öyle sesli yani. Çok güzel kuşlar yani sesleri falan. Bir de kömür dobasında şey uçurduk. Gök bir dişi. Hakan onu yavaş kaldır. Çünkü bak hayvanlar hemen şeyi yapıyor. Sen bir yandan kaldırıyor. Yok gel. Bir şey olmaz. Gök bir dişi uçurduk. O da hafızalardan gitmez. Bunlardan mı bunda? O da farklı. Farklı bir kuş mu? O kuş yok. Daha nereden bulacaksın onu? Yok diyor ha? Yok. Onun dedesi kızıl bir erkekti. Sivas kuşuydu. Anne de böyle sıradan perçemli bir gök. Yani tarih yazdı o kuş ya. Öyle bir kuşlardı. Tesadüf çıkan bir kuş yani. Şu mesleği de senin kendin mi yaptın abi? Şunu ben kendim yaptım pandemide. Pandemide? Şu da bizim arkadaşların soyunma dolabıydı sitelerde. Aha, onu da getirdik. Faruk abinin ev yıkıldığında, bankacı Faruk abinin. Hı-hı. Kapıları falan getirdim, taktım. Zaten Faruk abimiz yıllarca beraber kuş besliyor. Besliyor mu hala şu an? Evet. Var mı? Onda da beyazlardan var mı? Var var. Aynı bun- yok ben bunlardan istese veririm ya. Yok şu anda. Ya kendi beslediği kuşlar var. Daha işte yeni eve geçti o. Buradaydı onun kuşları da buradaydı. Buradaydı. Onu adamı oradan imza toplayıp kendi evinden attılar ya. Allah Allah. Kuş besliyor diye abi canım. Ya. Vay be. Ya. Şimdi tekrar geldi de dışarı çıkartmıyor. Yani bizim aramızda Faruk abiyle kuş şey olmaz ya. Birol abi kupalara yazılır mısın? Ben işim olmadı. Yani sen ben şöyle söyleyeyim o zaman. Kupa kuşu mu seyir kuşu mu? Abi şimdi kupa kuşu farklı bir kuş. Yani kupa kuşu o gün işi götüren kahraman. Evet. Değil mi?
Şimdi seyir kuşu da işi götürür. Ama şimdi kupa kuşları var ki öyle hayvana atıyorsun 50 tane 60 tane geliyor. Değil Seferim. Mi? Tabii ki. Şimdi bizim kuşumuzu demin anlattık. En kabadayı 15 tane yapar. Bizim kuşumuzu geçer. Yani. Ha şimdi yeni yapılan kupada işler biraz daha değişti. Seyir kuşu farklı. Yani bizim kuş sert fışkırdığı için şeye gelemez. Kupaya gelemez. Yok yok kolay kolay gezer. Hı-hı. Sık giremez yani. Sık giremez. Evet. Yani bazı kuş vardır. Biz burada uçurduk mesela. Caminin oradan dolanır. Bloğun oradan girer. Kanat ucuyla uçar. Yani kanat ucuyla da fışkırır. O da bize yani kupada iş görmez yani. Kupada kuş çalışacak. Yani sen seyir kuşuna ben onu seviyorum. Favorim seyir kuşu. Herkese de saygı duyarım evet. Yani. Herkes istediğini besler. Ya ben bu tür kuş besliyorum. O da o tür kuş besliyor. Herkesin tam saygı duyarım herkesin. Besleyeceğini sevdiği kuşa saygı duymak. Tabii kardeşim herkesin şeyi kendine ya. Peki Birol abi bu camiaya, bu kuşçu camiasına söylemek istediğin güzel sözler var mı? Kardeşim güzel, kimsenin yani öneriler. Kimse kimsenin emeğine laf uzatmasın. Evet. Herkes saygılı ve ölçülü şekilde devam etsin. Adam evine çağırıyor, adamın çayını içiyor, kahvesini içiyor, o da kuş muydu diyor. Ya kuş bu ya değil. Çağırmış ya. Saygı duyacaksın ya değil mi kardeşim? Misafirliğini yap. Şimdi bu kuş kardeşim her gün uçurursun şurada oynar. Sen gelirsin uçuşa verir. Kötü değil ki kuş. Evet. Veya kuş doludur inemez ağaca girer. Ağaca girdi. Şuna girdi. Öyle konuşanlar da var. Hiç gerek yok. Zaten iki kanat bir kuyruk bu. Başına kuyruk bir hayvan. Seni kral da yapar. Yere de sokar yani. Evet. O yüzden. Birbirlerine saygılı olsunlar. Hep benim diyeceğim bu kardeşim. Peki beyazlarda böyle geç başlama durumu oluyor mu? Evet anlattık ama. İki ağız yumurtadan sonra başlayanlar da var. Yani onları ben damızlık yapıyorum. Onları ben damızlık yapıyorum. Yani. Normalde başlayanları diyorum. Başlayanların %50'si erken başlar. Erken başlar. Yani havai başları çok zaten. 20, 25, 30 taklayla havai başlıyor. Yani. O da atmaca götürüyor zaten. Atmaca da korkulur yalnız. Tabii tabii. Abi dumanlı grubuna da bakalım istersen. Bakalım. Şimdi şey yapalım. O uçsun dursun inek gibi ya. Anlamasın diye salaklar. Bak bunların bir kısmı öz sayım ustadır. Yani sayım usta. Dumankiller mi abi? Sayım usta kökenlilerdir. Bak mesela şu. Şu açık dumanlar falan var ya şunlar. Hı hı. Onlar. Şunlar da Birol abi şeyde öyle, zaten direkt karşıya doğru bakıyor. Burada şuradan hemen, giden gider. Hemen giderler. Şurada he? Şeyde rahmetli Diyarbakır'da Kuyumcu Mustafa'nın öğlenin kuşlarından şu beneklerde. Sen damızlıkçısın o zaman abi. Tabii lan. Benim işim o ya. Arap neyin nesi abi? Arap da saymış. Saymış abi. Yani kökeni Sayın Usta. Adam öyle 50-60 sene olmuş. Bu tarafını bilmem ben. Değil mi? Nereden bileyim? Sayın yetti değil mi? Otur abi. Birol abi benekliler de mi aynı kuşlardan? Benekler o Kuyumcu Mustafa kanalı. Kuyumcu Mustafa. Ankara dışı mıydı bu kuşlar? Diyarbakır. Diyarbakır. Bunlardan uçurdunuz mu abi? Uçurdum. Güzel kuşlar. O yüzden de üretmeye çalışıyorum. Üretmeye işte. Çalışıyorum, çoğaltmaya çalışıyorum. Bunlar... Bu Arap yerinde durmuyor ya. Durmaz, manyak. Manyaktır kardeşim. Vallahi şunu iyi yapmışsın üst tarafı fileyi. Çok kaçırdık bundan ya. Çok kuşum yakalayan var. Da vermiyor zaten. Ben zaten peşine gitmiyorum. Gitmediğin için de. Peşine gitsek hiç bulamayız. Belki gitmezsek. Gelir diye. Şimdi Arap kaybetmişsek sarı diyelim ki. Değil mi? Ben Arap yakaladım der. Kirli takkallar var bir de abi. Onlar da kırma. Kırma kuşlar. Onlar da iyi. Kırdık ama güzel çıktılar yani. Onlar da aşırı taklalı Hasan abi. Dışarıda 2-3 gün yatarlar açılır gelirler.
başına bir şey gelmezse çok şükür. Yani sen abi damızlıkçısın. Evet abi. Yavruyu arıyorsun. Olanlar duruyor, olmayanlar olmayan gidiyor. Gider abi. Yani. Şu gökün fiziği çok güzelmiş. Tabi o bak benekler hep aynı. Hı-hı. Ya reklamla hep falan gerek yok. Diyorsun. Abi. Yani. Kars'a falan da verdim. Memnunlar adamlar. O yüzden de yıllardır emek veriyor bu uçlar hocam. Yani gökmeneklinin fiziği mükemmel ama. Tabii canım. Çok güzel fiziği var uçun ya. Bak şu da hazırdı. Hani benekli akıllı mı? Tabii uçacak zaten o da uçacak. O şimdi hava bozulunca ben onu kestim ona. Bir gün uçuruyorum dedim ya sana. Hı-hı. Üç gün yatıyor bir gün komple çıksın ya. Değil mi? Evet abi. Koyalım istersen bir olalım grubu. Yok. Diğer grubu açalım. Ya bu da hazırdı yani anladın mı? Kuşlar çok güçlü ha. Ya güçsüz kuşu beslemem ben. Şimdi mesela kuş taklada. Abi. Bak kardeşim. Kuş ne kadar taklaya girerse girsin. Gider şuraya düşer orada gel beni al diyorsa at gitsin onu. At. Kalkacak düşsün. Kalksın düşsün. Tamam. Yani güçsüz ne insandan bir şey olur ne kuştan olur ya. Güçsüz. İçin de sen kendin yapıyorsun. Tamam hepsini ben. Burada bir sürü şey var söktüm ya. Şuradan meyve kasası getirdim dedim uğraşamam ben size çocuklar. Artık yoruldum dedim ya. Rola burası da Arap beyaz grubu. Ya beyazların ataları işte büyükleri. Ataları bunlar. Büyükleri. He. Büyükleri. Peki Rola bu kuşları biraz bize tanıtır mısın? Araplar var, Takkalılar, beyazlar. Araplar da yine Sayın Mustafa Hanım. Sayın Mustafa Hanım. Tabii o Takkalılar falan bak mesela. Kuşların kanat sallama durumları nasıl? Kanat sallama durumları da iyi. Biraz aç hani şöyle nasıl yani. Diyeyim yani. Biraz aç. Kırlangıç gördün mü Ebu Abir kuşu gibi siyah işte evet. öyle uçarlar. Zahmetli kuşlardır. Yavrulukla. Yavrulukla zahmet. Evet tabii taklalı kuşlar. Araplar beyazlara giriyor mu? Bir tane girdim bu sene. Bir tane. Hı-hı. Araplardan da uçurdu. Arap uş, takkal olan uçurdu. Onlar bak takkal. Kardeş onlar dumanlılar. İkisi kardeş. Dumanlıyla kardeş tabii, kardeş. Şurada açık dumanlar vardı ya böyle evet. Aynı gümüş rengi. Onlar hep aynı. Senin göz bebeklerin hangisi? Benim için hepsi aynı. Hepsi aynı da ayrı. Şimdi beyazlar vardır. Benim çocuklarımdan falan büyük olduğu için. Beyazlara daha önemli. Tabii ki yani. Bu araba uçurdun mu takkaliyi? Bunlar uçmaz ya. Uçmaz diyorsun ha? Bunlar hava yüzü göremez. Ömürlük hapishane gibi diyorsun. Tabii şimdi ne? Orada mesela kırdığım vardır. Bak mesela burada yavruları var. İki taneydi biri ölmüş. Oo Birol abi burayı çok güzel yapmışsın abi sen. Bak. Gördün mü? Arap takkal. Bunlar uçmaz ya. Yani. Bunlar uçmaz diyor. Ya niye uçsun ya? Bir daha yani nereden bulacaksın kardeşim? Bir daha bunu altta da var Araplar. Var tabii canım var. Sen burayı salma tarzı kendine göre yapmışsın abi. Tabii benim büyük kümesim de öyledir öbür kü. Karşı taraf. Tabii ki. Yoksa öbür türlü damızlığını zapt edemezsin ki. Edemezsin. Karışır gider çok kardeşim. Tabii ki. Yani bir şeye yaramaz ki ya. Yarar mı öyle? Kimin kimden çıktığını bilemezsin. Hepsini takip edersin şimdi dişi yani çöker öbürkü basar. Evet. Biz onu yaşadık. Salmada ayrı ayrı tutarsın öyle yavrum. Tabii biz yıllar önce burada pullu sarı uçurduk. Faruk abinin kümesine çıkmış. Böyle bir kuş yok. Ama altından bir tane düşmedi. Neden çıktı da belli değil. Ortada bir yumurta ortada ya. Ortada çıkan yumurtadan. O yüzden zor iş bu işler. Muhafaza işi ben ondan zorlanıyorum ya. Peki böyle fazla çoğaldığı zaman sahiplendirdiğin yerler oluyor mu? Ya. Şimdi adam istiyor. Kardeşim ben kuş satmıyorum. Evet abi. Ben yani çok para istiyorum. Verirse verir. Alır. Yoksa alamaz diyorsun. Yoksa vermem. Ya. O içerideki takkal yavruş bunun mu? Tabii. Yoksa niye vereyim ki? Evet. Değil mi? Ama iyi muhafaza etmişsin. Ben satıcı değilim ki. Ben bunun meraklısıyım ya. Diyorsun ya abi. Aylık ne kadardı masrafları? 3000 liraya geçiyor. 3000 liraya geçiyor yani. Buğday fiyatları zaten uçmuş ya. Bir de ben karışığı falan çuval çuval alıyorum yani. Karışığı kışın mı verirsin, yazın mı verirsin abi? Ya ben
yumurta veririm bunlara haşlanmış. Lor peynir. İşte orada bahçede yeşil soğan. Onlarla semizotu ne bulursak veriyoruz ya. Hasan abi çok güçlü kanat yapılar var. Yani. Hasan abi şurada fırça sapı gibi bir şey varsa onu versene. Yani, Hasan abi duymuyor ki. Normal. Ya makasla bunu kümesten atlasın oyun söktü zannediyorsun. Şey olarak altından çok etkili, çok gezgin dolaşan kuşlar çıkıyor. Sopa çıkıyor, hareketli. Fişek tarzlarında biraz sorun oluyor. Yani fışkırma tetiklerinde o omuza fazla yüklenen tip çıkmadılar ama mesafe, takla, gezme, dolaşma 4-4, 10 numara. Hedefçilikleri de çok iyi. Abi bakar mısın? Şöyle... Arapların özelliklerinden, işlerinden öyle kuşlar çıkar ki bu kuşların bir özelliklerinden bir tanesi hiç havada taklatmazsa, kanat şaklatıp taklatıyorsa şüphede kalacaksın. Kuş havada. Olacak. Yani yabani gibi dolaşırlar. Usay Musta dedikleri kuşlar, zamanında beslediğim için şu anda söylemiyorum ama bu kuşlardan da evin üstünden geçerken yanından yabani geçiyormuş. Eve bakmaz. Oynamış. Eve bakmaz kuş. Direkt çeker gider. Oynamak istediğiniz zaman oyna gelir. Mesafe fazla yok. Yani o milletin abarttığı gibi yani içinden çıkanlar olur çok mesafe ama. Bugün yani 7 metre, 21 metre, 25 metre arasında oynamışlar. 5-6 takralı. Zevk verir. Oyundan sonra açılıp gidenler ben de uçurduğum için söyledim. İçinden bir tane böyle çok çıktı. Nadiren çok uzun çıkanları çıktı, az seferli çıktı. Ama gezme, kuş çok açık uçar. Çok iyi uçar, özlerini söylüyoruz. Zamanında beslediklerimizde. Burada da var onlardan işte, bunlar çok depodur. Depo burası. Yani birol depo. Kuşların o özellikleri çok aşıya gelir. Aşıya. O dönemin en iyi kuşları ya. Beslenen en iyi kuş. Şimdi tabii kuş her taraftan gelip gittiği için her tür kuş girdi. Çok uzun mesafelere biz artık taktık. Taklaya taktık. Belli özellikleri de kaybettik. Aynen. Yani. O yüzden yani adam şey, akıllı oturan bir kuş oynaması daha iyi. Nesli beslediği için yıllardır korur. Yani bir rol o tür şeylerde çok damızlıkçıdır. Belki de yani o milletin anlattığının çoğu şeyinde bu kümesten çıkmaz kuş. Herkes yani iyi bilsin. Yani havada dediğim gibi kanat sallama açısı çok önemli. Kuşun yabani gibi uçar. Eve oyun için gelirse gelir, evin üstünden geçişleri öyle orta kademe yükseklik. Fazla atış yok kuşlarda yani o şey yönleri yoktu. Ama takla 5-6 takla standart oyun tipleri olan hayvanlar. Evet abi. Böyle çok güzel kuşlar seyrettik. Çok güzel şeyler de oldu. Bu nesillerde onlar da. Onun dışında tabii herkes besliyorum diyor. Bilemiyorum ne kadar öz ne kadar şeydir de. Bunları bildiğimiz ya için yorumlayabiliyoruz. Çünkü 50 yıllık kuşçu bu adam. Doğuşundan beri kuşçu. İster istemez zamanında hep nesilleri korumuş. Evet. Bilmiş bir insan. O yüzden daha burada yani özde yakınların olması daha doğal. Tabii şimdi Sayın Musa kuş beslemiş. Ama beslediği kuşlardan derken benim de kümesi var. Senin de diyelim ki var. Burada da var. Hangi nesilleri aldığımız önemli onda. Değil mi? Biz ondan kuş gelmiş birine geçmiş. Sayın Musa, Sayın Musa'nın kümesinden geçmişti. Hangi nesilleri takip etti onda? Herkeste iyi de var, kötü de var. Ya ben kendinden birebir aldım ya. Evet. Daha 80'li yıllar. Birol abi yanar döner de mi onlardan çıktı? Yok o farklı. Farklı kuş. Farklı kuş. Araplarda perçemlilik de var galiba. O beyaz girdik ya. Beyazı girdi. Beyaz. Ama maşallah iki yavru bak, kardeş şu, galiba. Bu dikmende uçtu. Eke. Evet abi. TRT binasının oradan ilk kere oturduğu zaman dut tutabilirsen bak. Dumanlar. Buralara indirme şansın yok. Yani. Maşallah. Abi şu kanadı vurduğu zaman güç. Güç. Taklada halledip olacak. Şimdi yattığı için hayvanlarda tabii o esneklik, o güçlüğü göremezsin ama eğer kuş uçunda taklayı harbi vurduğu zaman ses getiriyor da dağılmıyorsa da şu erkek şey... falan 10 yaşın üstünde duman ne şey. Tabii ki. Evet. Bak şunlar mesela o deminki takkalların devamı bak. İçeridekiler. Senede kaç az yavru alırsın Birol abi? Ben fazla almıyorum ya. Sallıyorum yani genelde. Kuşlar perişan oluyor. Perişan ne yapacağım? Fazla ya. Yavru alsam bir işime yaramaz ki yani. Evet abi. Birol abi emeğine yüreğine sağlık. Sizin de kardeşim kuşlar ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık kardeşim. Yani kuşlar ya biz gel çayımızı bize... içelim onlar yayılsın. Kedi gelemez nasıl. Kapanış yapalım öyle geçelim. He yapalım kardeşim. Bizi misafir ettiğin için, ağırladığın için teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık kardeşim. Bu işinde sana başarılar dilerim. Size de yolun başarılar dilerim. Sizin de hepimize. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.